Peki. Şimdi siz özellikle sizi şöyle alayım Hikmet Bey. Şimdi sizinle de çok konuştuğumuz bir yeni bir tartışma gerginlik alanı mı? Yani Rusya yani Avrupa'nın doğusundan başladı Rusya-Ukrayna gerginliğiyle. Şimdi Pasifik'te bu ilerliyor. Yani Evet. bugünkü bu işte provokasyon dedi Rusya tarafı. Özellikle işte ona dikkat çekiyor Onur Bey de. Yani Rusya gibi Çin'i de Amerika Birleşik Devletleri nasıl söyleyeyim askeri olarak agresifleştirmeye mi çalışıyor? Yani bir hataya Evet. bir kalkışmaya işte Tayvan'ı kuşatmasına işte Rusya'nın Donetsk bölgesinde olduğu gibi tabii ki de hani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kışkırtmasıyla oldu değil ama belki süresi öne çekildi. Evet. Sizce aynı taktik de mi burada söz konusu bugünkü bir kışkırtma ziyareti neticede? Şimdi aşağı yukarı yani taktik aynı gibi görünüyor. Şimdi şöyle biraz önce program başında İsmet Bey'in söylediklerini çok önemsiyorum. Hakikaten büyük bir çoğunluğuna katılıyorum aynı zamanda. Şimdi biz Rusya-Ukrayna'yı tartışırken hatırlarsın 2014 yılında oradaki Donbas bölgesi çalışmalarında ölen ayrılışlar ve yerel halk olmak üzere yaklaşık 11-12 bin kişi. Biz duyduk mu hiçbir şey? Duymadık. Hayır. Yani 2014'ten bahsediyoruz. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşında daha önce oraya ABD'nin orayı nasıl örgütlediğini de çok iyi biliyoruz. Bütün bu gerçekler sonradan ortaya çıktı tabii. Dünya çok fazla ilgilenmedi. Donbas bölgesindeki bu sıkıntı ABD tarafından hazırlanmış, planlanmış, CIA tarafından tezgahlanmış, örgütlenmiş ve burada Rusya'ya karşı bir kışkırtıcı politika halinde gelmiş ve zamanı beklenmiş. Pandemiden sonra fitil ateşlenmiş ve ben ona laboratuvar diyorum. Ukrayna'da bir deneme yaptılar önce. Dediler ki bu kadar hazırladık biz burayı. İşte özellikle Rusya'nın çok hassas olduğu bir bölge, bir nokta. Rusya kendi açısından çok haklı. Bir sürü haklı donesi var. O da doğru. Ve arkasından Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi. ABD burada bir şey denedi. Tam o şey tabiriyle. Şimdi çok benzer şeyden bahsediyoruz. Denedi ve sonucunu aldık. Nedir o sonuç? Bütün Batı'yı da gaza getirdi. Ve konu şöyle başladı hatırlarsınız. O savaş bir başladı. Şöyle hesaplar yapılıyor. Rusya sabah erken kalka yaptırım uyguluyor Rusya'ya. Oradan yaptırım, buradan yaptırım. Bu markaları yasaklayalım. İşte enerji hattını şöyle yapalım falan diye. Almanya, Fransa, İtalya dediler çok büyük, çok güzel. ABD arkamızda. Almanya'da ilk ben silahlanacağım artık. Durum sıkıntı ya. İşte İsveç'in falan. Ama dediler biz Rusya'yı boğarız. Yani yeni bir dünya düzeni. Deneyecek Amerika. Denedi. İşte Amerika bir çekildi. Oturduğu yerden. Avrupa'da yok gece ışıkları kapatmayalım mı, kravat mı takmayalım, duş alalım fakat soğuk duş alalım. Gördüler. Yani Yani şimdi şöyle mi? Rusya'yı bize, ben dünyadan izole edemedim, başaramadım. tabii, Belki Çin'de başarılı neydi? olabilirim diye olabilir ama Bakın yani çok büyük bir ekonomiden çok bahsediyoruz. hızlı Tıpkı bir Rusya ama gibi. çok hızlı bir senaryo yazdılar. Dediler ki Çar Putin buna dayanamaz. Bu gidecek ve sonuçta oradaki Rusya hegemonyası bitecek. NATO o hegemonik düşünceyle biz bütün Batı'da ABD'de at oynatacağız. Olay bu. Bir deneme bu. Şimdi çok benzer aslında aynı şey. Şimdi Ukrayna Rusya neyse çok da biraz geçmişinden bahsettiniz. Tayvan Çin'le aynı şey. Bakın biz Tayvan'ı resmi olarak tanımıyoruz. Tayvan'ı hükümet olarak tanımıyor. Tayvan'ı tanıyan ülkeler o işte Taola Adaları, Trinidad, Brinidad var ya, Mikronezya. Yani dünyada tanınan bir ülke değildir Tayvan. Rusya tanıyor Bağımsız. mu? Hayır tanımıyor. Yani Çin'in bir parçası gibi görülüyor. Çin'in teklifi bir nokta. Bunu çok iyi bilmek lazım. Tayvan'ın ne olduğunu çok bilmek lazım. Bu konuyu pek konuşmuyoruz çünkü. 90'lı yıllarda nasıl Hong Kong yönetimi direkt Çin'e bağlandı hatırlarsınız. 91'deki o tekliften sonra 97'de de bağlandı Hong Kong Çin'e. Aynı statüdeydi onlar. Ama Tayland bağlanmadı. Şimdi Arkadaşlar o Pasifik haritasını bir getirelim tekrar. Uzak Doğu haritasını. Onun Ukrayna'da üzerinde biliyorsunuz Rusya'nın konuşuyoruz ya. parçasıydı. Hani biraz önce sevgili Onur anlattı yani Ukrayna şeyin Tayvan'ın işte bir tarihsel süreci işte hanedanlık döneminde dönemleri içindeki Çinliler çünkü bir zannedersem 16. yüzyıldan sonra Tayvan içerisinde çok büyük bir Çin nüfusu var zaten. İşte ayrı bir ırk mıdır değil mi? Aynı Rusya ile Aynı Ukrayna. Ukrayna, Aynı Rum doğusu. senaryo. Aynı. Aynı şey. Ve kör kör parmağım gözüne ABD bu denemeden sonra şimdi ben merak ediyorum mesela Fransa'da o tedbirleri alanlar biliyorsunuz Fransa'da klima çalışıyorken dükkanın kapısı kapalı olacak. Yoksa 750 euro. Niye? Enerji krizi var. Onu söylüyordum. Rusya üzerinde yapılan bu deneme
Sonucunda Batı bunun cezasını çekti. Çekmeye başlıyor. Burada aynı refleksi göstermez mi diyorsunuz? Bakın şimdi burada zaten biraz da tabii coğrafi olarak biraz uzak olduğu için Batı göstermezler. Şimdi Çin'le ilgili bir problem olduğu zaman Batı'nın Rusya'da olduğu gibi aynı şekilde pozisyon alacağını zannetmiyorum. Şimdi enerjisi daha bağımlı Rusya'ya. Değil mi? Almanya başta olmak üzere. Almanya'da tedbirler başladı. Hani işte Putin gidecekti, yaptırımlarla diz çökülecekti. Hiçbir şey olmadı. Şimdi bakın Rusya diyor ki ben vermiyorum gazı size tabii, diyor. Şubat hani, ben de satacak yerim çok dedi siz Rusya. Siz almıyor değilsiniz. Putin gitmedi, boyun eğmedi. Aynen devam ediyor. Hatta Çin'e diyor ki ben diyor Çin size destek olurum diyor. Aralarında yeniden yakınlaşma başladı. Yani hesaplar tutmadı. Şimdi aynı şey hesapta izole edecek olan Rusya varken Çin'in kaşınması bence tamamen aynen Rusya Ukrayna'da olduğu gibi. Bu da biraz önce bahsettiniz. Onur onları çok iyi bilir. ABD'nin dünyadaki o şeyi özellikle Biden yönetiminden sonra tekrar bir soğuk savaş dönemi senaryoları konuşurken böyle bir deneme yapmış olmasını ben hakikaten anlamıyorum. Yani siz hangi amaçla Tayvan'da hangi ABD egemenliği, hangi ABD çıkarları doğrultusunda çok kıymetli bir yer, çok kıymetli bir ada. Biz oraya temsil belgesi uçağıyla da gideriz. Vururuz, kırarız. Gidiyorsun oraya. Halbuki yani Tayvan yönetimine Çin'in teklifi şu. Tek yönetim, tek ülke, iki yönetim. Aynı Hong Kong'daki gibiydi. Bir bakıyoruz bu tarafta. Şimdi Batı'nın tanıdığı bir ülke değil. Fakat ABD burada çok bir çıkar gözetiyor olması lazım. Tamam bir sürü ihracatı falan var ama dünya bu kadar ihracatla da yapmasalar yok olacak bir dünya da yok ortada. Şimdi o zaman bu yani ABD yeni bir dünya düzeninin, yeni bir denge döneminin başlangıcı fitili ateşledi. Yani devam ediyor. Konuklarından anladığım kadarıyla sanırım hiç kimse neden gittiğini bilmiyor. Bugün de okuduğum şey. Ben de bazen basit sorular. Söylediğim bir ek yapayım. Washington'da bugün yani aşağı yukarı istisnasız ve partilerden ayrı herkes bu hareketi aptalca buldu. Hani ne yapıyoruz, niye yapıyoruz ve bunun yani ne gibi faydası olabilir? Buna Washington'da aşağı yukarı hem Cumhuriyetçi hem Demokrat çoğu insan anlam veremedi. Şimdi neden? Çünkü saçma bir hareket. Sadece biz değil diyorsun. Amerikan kamuoyu Washington da öyle. Ukrayna'da bir maziyet var. NATO genişleme, sınır. NATO genişleme, bağımsız Rusya, ülke. Öyle veya böyle saldırdı tabii, orada. Tanınmış hani bağımsız bir ülke. Rusya'nın girişi. Ha, oradaki tartışma başka bir konu. O tarafta ben de Batı'ya, Batı'nın o tutumuna karşıyım. Yani tabii ki Ukrayna bağımsız bir ülke. Ama 2014-2010'lu yıllardan itibaren ABD'nin sağ çalışmasını çok iyi biliyoruz. Gerçekler var. Şimdi ortaya çıkıyor. Nasıl örgütlendiği, o Donbas bölgesi üzerinde nasıl çalıştığı ortaya çıkıyor. Ve bir anda Rusya'yı işte bir de şeyde gaza getirdiler. Ukrayna'da gaza getirdiler. Yani ABD'nin bu genişleme süreciyle ilgili ve top sınırı başlıyor. Şimdi NATO liderler zirvesinde fakat Rusya'dan Tayvan, sonra ikinci tehlike olarak gösterilmişti Çin. Onun etkisi olabilir. Şimdi ya bakın kotalar kaldırdıktan sonra bütün dünya neyi konuşuyor? Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Çin dünyanın en büyük ekonomik gücü olacak mı? Olacak. Gidişat o yönde. Çin'deki tedarik zinciri bozuldu mu dünyanın dengesi bozuluyor. Şimdi karşınızda o soğuk savaş döneminde 1947'den sonra o doktrinlerden sonra bir soğuk savaş dönemi başlamış. Rusya-Amerika çatışması. Şimdi 90'lı yıllarda bitti bu hadise sözde. Ama şimdi dönüp bakıyoruz. Oradaki hesaplar çarşıya uymadı. Bir Putin dönemi var Rusya'da. Hani 90'lı yıllarda artık Ruslar çöpleri karıştıracak hale geldi döneminden. Dünyayı meydan okuyan gene dönen o bir çünkü çarlık geleneği var adamlarda. Küllerinden yeniden. Evet, tekrar doğan bir Rusya var. Diğer taraftan da tüm dünya ekonomisini elinde tutan bir Çin var. Şimdi ABD burada eğer hani biraz önce sen de söyledin aynı şekilde. Bütün dünya benim köyüm olsun. Bilmem işte bu emperyalizmin geldiği nokta bu. Durdurabileceğin aslında durdurman gereken önemli iki ülke vardı orada. Çin ve Rusya. Şimdi buna arka tesadüf mü aynı yıl içerisinde? Yani soruları basit sormak lazım. Hı hı. Çok büyük bir tesadüf müydü? Tayvan'da ABD'nin ne gibi çıkarları var? Ki bir daha söyleyeyim. Tayvan dünyada bağımsız olarak tanınmış bir ülke değil. Tanıyan ülkeler, bilmiyorum ben çok detaylı araştırmadım ben. 2000'li yıllarda kaldım. Ama Türkiye'de de galiba kültürel bir bürosu mu ne var? Mesela Tayvan olarak. Şimdi tamam çok önemli bir ülke nüfusa baktığınız zaman. Özellikle çip üretimiyle ilgili. Ama şimdi dünyanın da Tayvan'da isteyip de alamadığı bir şey de yok. Sorun yok ortada. Rusya, Ukrayna Savaşı ardından
Çin'in kaşınması ABD bütün dünyada bir şeyleri deniyor. Evet. Kaşıyor. Tabii. Yani hedefleri işte o emperyalizmin sonunda. O zaman aklınıza da şu geliyor. Eğer bu süreç böyle devam ederse. Şimdi Ukrayna'nın düştüğü pozisyonu görüyoruz. İşte tüm Avrupa ülkelerinin düştüğü pozisyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin artık böyle etkisini çektiğinden beri. Böyle devam ederse sizce Tayvan yeni bir Ukrayna olur mu? Yani ya tabii ben çok özür dilerim Emreciğim. Bir şey söyleyeyim. Benim en tek korkum şu. Yani bu denemeler devam edip de olay Balkanlara da gelir mi? Afrika'da devam eder mi? Başka yerlerde. Ve öyle diyorlar ya, 3. Dünya Savaşı öyle bir anda Eylül ülke birbirine hatta girmeyecek. Hatta o haritayı getirin. Yavaş yavaş gidecek. Bu pardon, değil mi? İşte Sırbistan, Kosova gerilimi. Evet. Zaten Türkiye ile Yunanistan arasındaki o gerilim uzun süredir devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin üstleri Yunanistan'ın adalara adaları silahlandırılması. Belki böyle bir çatışma bizim aramızda da bekleniyor. İşte tuhaf şekilde çok Irak'la aramızda bir gerginlik yaşanıyor. Bir suç istinat ediliyor. Şimdi de işte Tayvan konusu. Çin'le yani bir şeyler oluyor ama hep merkezinde Amerika Birleşik Devletleri var. Tabii. Açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri var. Söylemlerde, kışkırtmada vesaire. Vahşi batı. Bugün işte aslında bizim de çok da farklı değil durumumuz. Belki Türkiye biraz da buna göre pozisyon alıyor ama bu en azından bunun üzerinde konuşurken şimdi Avrupa'ya doğru geleceğiz, bize doğru da geleceğiz de baktığımızda siz öyle görüyor musunuz Emre Bey? Yani şöyle, tabii eğer bu süreç böyle devam ederse Tayvan'ın yeni bir Ukrayna olmasının önünde hiçbir engel yok. Ama hem konukların söyledikleri hem de içinde bulunduğumuz konjonktüre baktığımızda şimdi 2. Dünya Savaşı ve sonrasında ne yaptığını bilen, ekonomik anlamda eli çok güçlü, rakibi olmayan, işte dünyadaki müesses nizamı organize eden kurumları kurucu aklı Amerika'ydı. Ve karşısında Çin ve Rusya bugünkü anlamda olduğu gibi güçlü değildi. Ve Amerika ne yaptığını biliyordu. Ve özellikle özgür dünyaya hitap ettiği için ideolojisi de hem kültürel hegemonya anlamında hem de ideolojik müttefiklik anlamında dünyada birçok ülkeyi etkileyebildiği için planlarını teker teker uygulayabiliyordu. Ama işte bugün dünya konjonktürü öyle değil. Amerika ne artık bütün dünyanın işte ya gelsin de buraya özgürlük getirsin dediği bir ülke. Çünkü son dönemde çok yıprandı ve Amerikan karşıtlığı hemen hemen bütün ülkelerde arttı. Diğer taraftan da ekonomisine bakıyorsunuz. Daha yani dünyadaki bütün ticaret, milli gelirin işte doğuya doğru kaydığı bir süreç var. Şimdi Onur Bey'in özellikle Çin ve Amerika arasındaki ekonomik ilişkiyi göze alarak iki tarafın da bunu kontrollü bir şekilde götürmek isteyeceği tezini haklı buluyorum. Ama diğer taraftan da Amerika'nın şöyle bir panik içerisinde hareket ettiğini de yani bir rezervde tutmak lazım. Şimdi hala hazırda bu süreç böyle işlediği sürece işte bakıyorsunuz nüfus politikalarına, bakıyorsunuz sosyal kriz anlamında yönetimlere, Batı'nın son dönemde içinde bulunduğu acziyete, milli gelirin, ticaretin, üretimin kaydığı yerlere bakıyorsunuz. Hal böyle olunca istediğiniz kadar derli toplu olamayın, Amerika açısından söylüyorum. İstediğiniz kadar 2. Dünya Savaşı ve sonrasındaki derli toplu aklı ortaya koyamayın. Yani bir yerlerde bu sürece müdahil olmak zorundasınız. İşte Ukrayna'yı gözden çıkardı, ne yaptı? Rusya'yı en azından hem ekonomik anlamda hem de ideolojik anlamda dünyadan yalıtmak istedi. Ha bunda başarılı olamadı, doğru. Niye? İşte o eski Amerika olmadığı için. Şimdi de nasıl Soğuk Savaş'ta Berlin merkez cepheydi. Burada da şu an Çin'le olan mücadelesini, stratejik mücadelesini merkez cephe olarak Tayvan üzerinden ki bugünkü yaptığı tavır açıkçası Ukrayna'daki nasıl Ukrayna'yı hani bu süreçte adeta Rusya'ya karşı çok ciddi noktada kışkırttılar. Sen Çin'in dibinde bu hamleyi yaptığın zaman otomatik olarak bunun böyle algılanması normal. Dolayısıyla ben artık doğal gidişata elindeki imkan dahilinde bir müdahalesi olarak görüyorum. Her ne kadar kendini etkileyecek olsa da uzun vadeli bedeller ödemek yerine kısa vadeli bedelleri ödemeyi deneyecektir. Amerika. Peki. Yani Çin'in bugün her türlü bedeli ödeyecektir Amerika demesi de oldukça önemli. Şunu reklama gidiyorum. Reklam, tamam. Oradan sonra konuşalım. Onur Bey'in söylemek istediği önemli bir şey var mı? Çin her türlü bedeli ödeyecektir Amerika diyor. İddialı bir söylem Dışişleri Bakanlığı tarafından dile getiriliyor. Dünyaya etkisi nedir? Bunu konuşacağız ama sonra Avrupa'nın durumunda konuşacağız ama kısa bir yer.